İşte gündemden herkese mutlu günler, mutlu bir cumartesi dileyerek programımızı başlatıyoruz efendim. Hoş geldiniz. Bugün programımızda birbirinden önemli dört konuğumuz bizimle birlikte olacak. Hemen sizlere tabii ki takdim ediyorum kimler bizimle birlikte. Stüdyomuzda Oğuzhan Cevizci bizimle birlikte olacak. Uzman psikolog ve şarkıcı. Yani hem ruhumuzu doyuracak gerçekten de hem de tabii ki bilgilerle de aslında kulağımıza küpe olması gereken bir sürü öğüt vereceğine eminim psikolog kimliğiyle de. Ve programımızın ilerleyen dakikalarında iki tane Skype bağlantımız olacak. Profesör Doktor Harun Tanrı vermiş. Bir tanesi Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı kendisi ve diğer konuğumuz da Skype'la bağlanacak olan Yeşim Tanrı vermiş olacak ilerleyen dakikalarda. Ve avukat konuğumuz bizimle birlikte. Geçmiş dönemde hatırlayacaksınız kendisiyle Skype bağlantısı yapmıştık. Bugün yüz yüze konuşacağız. Emel Özbek bizimle birlikte olacak. Boşanmalar neden arttığı konuşacağız avukat gözüyle. Aslında belki de psikolog gözüyle de sizinle konuşmak mantıklı olabilirdi ilerleyen zamanlarda. Ve tabii ki bu programın gerçek sahibi kimdir? Yahya Sağır'dır. Kendisine sözü bırakmadan önce hatırlatmam gereken Instagram adresimiz işte gündem. Eğer Facebook'u takip edenlerden ve bize oradan ulaşmak isteyenlerdenseniz de Facebook adresimiz işte gündem TV'dir. Bir işin gerçek sahibi, gerçek başkan Yahya Sağır'a sözü bırakıyorum. Tekrar hoş geldiniz dedikten sonra. Merhaba, herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Yine bomba, bomba, bomba gündemle işte gündemdeyiz değil mi? Süper. Psikologumuzdan, hocamızdan, avukatımızdan herkes burada. Başlayalım biz bence. Hadi başlayalım evet. O zaman. Peki. İlk soru yine sizden. Benden olsun çünkü psikoloji benim çok sevdiğim, evet. İnşallah bir günde doktorasını yapmak istediğim gerçekten bilim dallarından biridir. Şimdi psikoloji kişilere göre değişir mi? Sizce nedir? Özellikle pandemi bence insanları çok etkiledi. Aynı şeyi düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle ben her zaman için şunu savundum. Psikoloji dediğimiz zaman benim için psikoloji artık her şey. Maddiyat, maneviyat, sokaktaki trafik, kaldırımdaki bir direğin duruş tarzı, sokağın kenarında çıkan bir çiçek. Psikoloji artık her şeyi kapsayan bir alan haline geldi. Bundan yıllar öncesinde çok fazla psikolojinin önemi çok bilinmiyordu. Ancak bundan 4 ya da 5 yıl önce kadar söylediğim bir söyleşimde ancak aynen şunu söyledim. Dedim ki psikoloji bir gün herkesin ihtiyaç duyduğu bir alan olacak. Ve her zaman bu cümlemin de altını çiziyorum. Yine söylüyorum bunu. Bundan 10 yıl sonra kadar her ailenin ya da her bireyin bir psikoloğu olmak zorunda kalacak gibi. Çünkü insanların özellikle sosyal medya ve teknoloji çağıyla birlikte iletişimleri çok fazla azaldı. İletişim azaldığı zaman bu sefer insanlar kendilerini izah edebilecek yer bulamıyorlar. Dertlerini, problemlerini, sıkıntılarını, ailevi problemlerini özellikle anlatabilecekleri bir fert ya da bir dost, bir arkadaş bulamıyorlar. O yüzden ben her zaman şunu söylüyorum. Psikoloji dediğim zaman psikoloji eşittir her şey. Kesin katılıyorum. %100. Karşıma bu çıkıyor yani. O kadar güzel dile getirdiniz ki tabii bu dönemde yine hep pandemiden sonra da devam eden psikolojik sorunlar oldu. Gün geçtikçe de her gün medyada görüyoruz değil mi? Yani evet. Peki ilişkilerde psikoloji nasıl ilerlemeli sizce? Şimdi geçenlerde buna benzer bir cümle bir yerde kurdum. Şimdi ilişki psikolojisi özellikle işte evlilik danışmanlığı, ilişki danışmanlığı tarzında çok fazla insanlar bize sorular soruyor. Hocam bu işi de yapıyor musunuz? Hocam yapıyor bize musunuz? Tabii ilişki danışmanlığı da yapıyoruz. Evlilik danışmanlığı üzerine çalışıyoruz ama ben şunu söyleyeyim. Şu anda benim için bir ilişkinin çok güzel ilerleyebilmesi için bu aile ilişkisi, eş ilişkisi, karı koca ilişkisi, sevgili ilişkisi, ne olursa olsun arkadaş ilişkisi. Her şeyden önemlisi şu anda benim için, benim şahsi fikrim şu, güven ortamı oluşturulması gerekiyor. Güven ortamını oluştuğu yerde saygı başlıyor. Saygının başladığı yerde bu sefer tamamen teslimiyet başlıyor. Tamamen teslimiyetin olduğu yerde de sevgi bizi hiçbir zaman bırakmıyor. Özellikle ben her zaman şunu söylüyorum. Geçenlerde böyle bir soru soruldu. Dedim ki, işte hocam evlilikte bir psikoloji nasıl kurtulabilir ya da işte eşler arasındaki düzen nasıl kurulabilir diye ben aynen şu cümleyi kurdum. Dedim ki evin içine girdiğiniz zaman telefonunuzun tuş kilidini kaldırıp telefonunuzu masaya çok gönül rahatlığıyla bırakabiliyorsanız şu anda, çünkü teknoloji çağındayız, her kimse kimseye güvenmiyor. Siz eğer telefonunuzu çok rahat bir şekilde masanın üstüne bırakıp da lavaboya ya da banyoya elinizi yıkamaya geçebiliyorsanız İşte orada mutluluğu yakalıyorsunuz. Maalesef şu anda insanları en çok etkileyen şey sosyal medya. Doğru. Ve güvensizlik. Güven problemini çok fazlasıyla başlatan bir yapı haline geldi zaten sosyal medya.
Çünkü evet, kimin ne olduğunu bilemiyorsun. İnsanlar orada kendilerini farklı gösteriyorlar. Yani düşünün, şöyle bir şey duymuştum danışanımdan. Hocam, ben kocamı sosyal medyadan tanıyorum. Ben mesela çok çözerim bu arada, onu söyleyeyim size. Bir bana verin herhangi birinin sosyal medya hesabını. Ben ne kadar iyi, ne kadar kötü, kimle görüşüyor, kimle görüşmüyor, her şeyi çözerim. Sezgileriniz kuvvetli olabilir mi? Hayır. Stok özelliği biraz fazla. Bunun çok güzel bir matematiği var. Siz erkekler bunu çok algılayamazsınız. Bütün kadınlar bunu biliyor. Onu söyleyeyim. Kadınlar zekidir zaten. Bütün kadınlar çözebiliyorlar. Başkan, dikkat edin her şeye. Çok şükür. Evet, diğer soruyu da sizden alalım. Peki çiftlere önerimiz ne? Yani masanın üstüne evet bıraktık telefonunuzu. Hı-hı. Bu yeterli mi? Yeterli. İnanın bana yeterli artık. Tamam, tabii. Süper. Bir de ben şunu çok söylüyorum. Örnek veriyorum. Ali ile Ayşe birbirini seviyor. Güven kontrolü mani değil, nasıl olacak? İşte onu şöyle bir durum var. Onu zaten oraya koyduktan sonra kişilerde artık şu oluştu. Şimdi yok yok, şimdi şu oluştu. Herkesin merkezinde artık şu var. Ben orayı kontrol altına alayım. Gerisi önemli değil. Bundan teknoloji döneminden önceki dönemde başka şekilde kontrol mekanizmalarımız vardı. Bazı ufak tüyolar vardı. Sadece oraya bakayım ben, o bana yeter diyor kişi. Kadın ya da erkek burada fark etmiyor. Tabii ki. Şimdi diğer sorunuza gelecek olursak. Evet. Şimdi bir soruyu bir daha alabilir miyim? Öneri. En önemlisi öneri. Şimdi Ali ile Ayşe birbirini seviyor. Tamam. Ali Ayşe için çok güzel böyle kendinden ödün veriyor. Onun için çok güzel şeyler yapıyor. Ayşe orada şunu demesi lazım. Ya bak, Ali beni çok seviyor. Ali beni seviyorsa ben de onun için şunu yapayım. Ali de şunu demesi lazım bundan sonra. Ya Ayşe bak, benim yaptığım o güzel hareketi gördü ve bunu bana sevgi ve saygı olarak yansıttı. Demek işe yarıyor, ben onu daha çok seveyim. Hocam, karşılıklı mı demeye çalışıyorsun? Yani karşılıklıdan ziyade şu, şımarmamak gerekiyor. Kendini abartmamak gerekiyor. Bak gördün mü, beni çok seviyor değil. Beni seviyor, ben daha çok seveyim onu. Karşı tarafta diyecek ki, bak sevgime karşılık verdi, ben de daha çok seveyim. Erkekler şımarır diye bir şey var, doğru mu? Onu bilmiyorum şimdi, erkeklere de çok atmak olmasın. Sadece şaka yolunu söylemiştim aslında. Programın sonrasında ben söyleyeceğim. O zaman inşallah moderatörümüzden programın sonrasında söyleyeceğim. Instagram'dan paylaşırız. Müzik hayatınız nasıl başladı peki hocam? Müzik hayatım bağlama çalarak başladı. Annem sayesinde başladı. Annem çok istiyordu. Ay canım, ne güzel. Enstrüman çalmamı. Hocam memleket? Memleket Çorum, Çorumluyum. Evet. Bağlama çalmak dediğinizde ki bağlama, evet. Evet. Ezgilerin... O şekilde başladı. Sonra bunu daha önceki bir röportajda da söyledim, dile getirdim. Bir kere de hatta kuliste denk gelmiştim. Çok güzel bir şey. Annemi her zaman ararım. Selam olsun buradan. Ne güzel. Buradan selam. Adı neydi? Muazzez. Muazzez teyzeciğim demeyeyim, ablacığım diyeyim. Çünkü bütün anneler gençtir. Evet. Ama teyze demem isterse de derim. Anne isterse onu derim. Seviyorum. Bütün anneleri seviyorum. Muazzez ablacığım. Konserlerden biraz bahsedelim mi şimdi? Tamam, annenizin adı ne zaman... bir dakika, ona da. Sema. Sema ablacığım. Size de öpücükler. Tamam, selamlar. Siz devam. Konserleri Anadolu'da mı yapıyorsunuz? İstanbul'da mı yapıyorsunuz? Şimdi geçen bölgesel anlamda mı? Şimdi şöyle, yani, bunu tabii menajerimizle görüşüyoruz. Tabii. İnsanlar talep ediyorlar. Biz de konserlerimizi ona göre organize ediyoruz. Yine klişe, bilinmiş bir şekilde. Ama geçen konserim mesela Ankara'daydı. Ankara İç Anadolu. Ondan sonra ertesi gün Samsun sahnemiz vardı. Samsun'a geçtik. Sonra Kıbrıs sahnemiz oldu. İşte oraya, oraya, oraya derken sürekli olarak devam ediyor. Yalnız şöyle söyleyeceğim. Konser psikolojisi de var aslında. Şimdi bana çok insan şunu demişti. Daha önceki işte birkaç işte milletvekili, birkaç tane böyle CEO benden şey desteği almışlardı. Böyle... işte hocam, topluluk karşısında konuşurken heyecanlanıyorum. İlaç mı kullanmam lazım, ne yapmam lazım? Ben de her zaman için onlara şunu söylüyorum. Sanatçıysan, işte televizyon programcısıysan, işte milletvekiliysen ya da çok büyük topluluklara hitap etmen gerekiyorsa şunu söylemek gerekiyor sahneye çıkmadan ya da ekran karşısına çıkmadan önce. Beni dinleyenler beni sevdikleri için dinleyecekler. Benden bir şey bekliyorlar. Heyecanlanıp onlara istediğini vermemem beni daha çok rezil eder ya da daha çok utandırır. Doğru. Daha rahat olmam lazım bu psikolojiyle. Bir de şunu da söylemek lazım. Hepimiz insanız. Benim sizden üstünlüğüm yok. Sizin benden üstünlüğünüz yok. O yüzden işte siz televizyonculuk alanında uzmansanız siz bana bir şey anlatırken bunu çok özgüvenli bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Bu şekilde aşılabiliyor sahne. Doğru. Psikolojisi, sahne heyecanı. Canlı bir şey istesek mi acaba? Evet. Ne dersiniz? Hayran... hayranlarınız için. Yazıyorlar değil mi onlar bir yandan da? Peki mesela canlı bir İkinci şey şarkıdan bir kuble alalım mı? Olur. İkinci şarkıdan normal geçenlerde çok ufak yayınladım ama çok ufak bir şeyini çok ufak, yayınladım. Evet.
Şarkı normalde hareketli bir şarkı. Aslında çok slow bir şarkı olarak bir şarkıyı piyasaya sürecektik. Sonra aranjörüm Kaan Karaca var. Ona da buradan selamlar iletiyorum. Kaan dedi ki biraz da hareketli yapalım bunu. Şarkı çok hareketli bir pozisyon aldı. Şarkıyı çok ufak okuyayım. Yan 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 benimle, sönmezdik yansak ikimiz de, bu alev bile bizi bitiremez. Ağzınıza sağlık. Süper. Ya, değil mi? Şimdi merak ediyorum acaba nasıl olacak tabii hareketli olunca. Şarkıyı ben hiç beklemiyordum aslında, biliyor musunuz? Benim için de sürpriz oldu. Şarkı ilk işte geldi elimize, çok güzel. Ferit Sönmez diye bir kardeşimiz yazdı. Çok ben çocuğa hayran kaldım. Çok güzel şarkılar yazıyor. Süper, Allah yolunu açık etsin. İnşallah. Şarkımız geldi. Şarkı geldikten sonra dinledik. Çok farklı bir şekilde, hiç anlamadığım şekilde hareketli hale geldi şarkı. Ama inşallah 20 gün ya da 25 gün sonra inşallah kliple birlikte ekranla izleyebilecek insanlar. Süper. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizimle İkinci birlikte konumuz olduğunuz için alacağız. Hemen alalım, evet. Skype bağlantımız. Evet. Bizimle birlikte olacak. Demin söylemiştim. Profesör Doktor Harun Tanrı Vermiş, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı kendisi. Şu anda hocamız karşımızda. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hocam hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sizsiz bir yayın olmuyor hocam ya. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Stüdyoda bulunacağımız günler de gelir inşallah. İnşallah. Tekrardan. Bekleriz. Ankara'ya selamlar. Sevgili hocam, zamanla yarıştığımız için aynı zamanda, yine zamanla aynı zamanda hemen ben soruma geçmek istiyorum. Türkiye'de tesis yönetim sektörünün insan kaynağı ne durumda? Tesis yönetimi, profesyonellerin eğitim ihtiyacı var mı? Şimdi efendim, çok teşekkür ederim bu soru için. Türkiye tesis yönetim sektörüne baktığımız zaman sektörün bir defa gerçekten istihdam hacmine ilişkin elimizde sağlıklı, çok fazla sağlıklı veri yok. Ancak şirketlerden toplanan, derneklerden toplanan belli veriler var. Bu verilere göre bir değerlendirme yapmak gerekir. Kabaca sektörde çalışan bir defa şirketler, uluslararası nitelik taşıyan şirketler var, ülkesel düzeyde çalışanlar var, yerel düzeyde çalışanlar var. Yani ikili bir yapı var. Büyük ölçüde profesyonel hizmet üretenler var. Orta ve daha alt ölçekli üretenler var. Kabaca 1 milyona yakın çalışanımız olduğu düşünülüyor tesis yönetim sektöründe. Bir hizmet sektörü, emek yoğun, hizmet odaklı. Çünkü şirketlerin aşağı yukarı faaliyet giderlerinin neredeyse yarısını personel giderler oluşturuyor. Bir de siz de iyi biliyorsunuz ki tesis yönetimi sektörüne tedarik hizmeti sunan güvenlik, temizlik, yazılım ve bakım onarım, peyzaj gibi konularda destek hizmeti veren tedarikçiler var. Bunların çalıştırdığı debikte bu sayının daha da yüksek olması bekleniyor. Çünkü aşağı yukarı 1 milyon dersek sivil istihdamın %3'ü bu sektörde çalışıyor gözüküyor. Tedarikçilerle birlikte sivil istihdamın %8'ine yakın kısmının tesis yönetimi sektöründe çalıştığını söyleyebiliriz. Bu sektörün en önemli özelliklerinden bir tanesi. Bir taraftan sektörde çalışan vasıflı insanlar var iken, beyaz yakalılar, mavi yakalılar var iken, bir diğer taraftan da bu sektörde vasıfsız diye tanımlayabileceğimiz iş gücünü istihdam etme şansımız var. Ben şunu söyleyebilirim ki Türkiye'de tesis yönetim sektörü nispeten büyük ölçüde istihdam yaratan, hızlı istihdam yaratan ve farklı disiplinlerdeki insanlar iş imkanı doğuran en büyük sektörlerden bir tanesi, desteklenmeye değer sektörlerden bir tanesi. Bunu söylememiz lazım. Milli politika olması lazım değil mi hocam, evet, bu bağlamda? Bizim zaten sizinle birlikte son iki yıl içinde yaptığımız bütün programlarda vurgumuz aynı. Kamuda, özel sektörde bir tesis yönetimine ihtiyaç var. Siz düşünün, bir alışveriş merkezi yapacaksınız İstanbul'da. Harcayacağınız yatırım miktarı, yatırım tutarı nereden baksanız birkaç milyar. Birkaç milyar para harcadığınız bir alışveriş merkezini siz yönetemezsiniz. Bir yatırımcı yönetemez. Herhangi bir insan yönetemez. Bunun başına profesyonel biri lazım. Veya şimdi geçenlerde Ankara'da gördüm, 10 bin konut var. Konutun içinde açık kapalı yüzme havuzu var. Fitness center'ı var. Yürüyüş yolları var, ticari mekanlar var, çarşı var. Pek tabii ki çocuk oyun alanı, işte kameralar, peyzaj alanları var. Bunu herhangi bir kat malik yönetemez ya da kat maliklerinden seçilen birisi yönetemez. Burada gerçekten profesyonel hizmet sunacak insanlara ihtiyaç var. Ama sorunumuz şu, bütün tartışmamız şu. Siz önceki programlarda aynı şeyi tartıştınız. Nasıl bir eğitim, kime eğitim vermeli? İşte şimdi buna gelelim. Tesis yönetimi sektöründe çalışanlara sorunuzun ikinci kısmına geleyim. Eğitime ihtiyaç var mı? Ben şimdi şunu görüyorum. Biz Ankara Üniversitesi olarak bu zaman
zamana kadar çok detaylı eğitim programları bu konuda düzenlemedik. Dahası pandemi girdi. Pandemiden dolayı 2 yıl boyunca hiç yüz yüze eğitim programı düzenlemedik. Ama şunu söylemek lazım. İşte Bolu'da eğitim, Düzce'de eğitim ya da ne bileyim İzmir'de eğitim, 2 günlük bir eğitim programı. 2 günlük eğitim programı sonunda insanlar bina yönetim uzmanı veya yapı yönetim uzmanı olacak. Mümkün ben onlara elmacı kağıdı diyorum hocam. Ben de aynı fikirdeyim. Şunu söylemem lazım. Bu sektörün önemli bir özelliği var. Önemli özelliği şu. Sektörde herkes dernek kurmak istiyor. Sektörde herkes federasyon kurmak istiyor. Bu sektörde herkes iş kurmak istiyor, şirket kurmak istiyor. Çok güzel, çok iyi bir şey bu. Ama bir şeye ihtiyaç var. Bir ulusal konseye ihtiyaç var. Bunları mutlaka bir potada toplamamız lazım. Bu birincisi. İkincisi, sektörde çalışanların gerçekten nasıl kiralanır, nasıl yönetilir, nasıl bakım yönetim sistemi kurulur ya da bir erken uyarı sistemine benzer bir sistem kurulur. Kiracıyla, malikle, oturanla, ikamet edenlerle nasıl ilişki kurulur? Hangi yazılım programı takip etmek lazım? Nasıl işletme planı yapılır? Yönetim planı aksiyon yönleri nedir? Bununla ilgili gerçekten eğitim yapmak istiyorsak şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Bir defa ihtiyaçlarımızı görmemiz lazım. 2, çalışanlarımızın eğitim seviyesini görmemiz lazım. 3.'sü dünyanın kabul ettiği Avrupa Tesis Yönetimi Ağı gibi veya Uluslararası Tesis Yönetimi Birliği gibi ya da derneği gibi kuruluşların kabul ettiği onlarla işbirliği içinde bir eğitim programına ihtiyacımız var. Sektörde çalışanların eğitim ihtiyacı, şunu söyleyebilirim, diğer hiçbir sektörde olmayan kadar çok yüksek, çok fazla, çok yoğun eğitime ihtiyaç var. Bunu görebiliyorum çünkü tesis yönetimi şirketleriyle veya bina yönetimi yapan şirketlerle yaşanan sorunları, maliklerin kiracıdan yaşadıkları sorunları görünce eğitim ihtiyacının had safhada olduğunu söyleyebilirim. Sevgili hocam. Örnek müsaade ediniz değerli Yahya Başkan. O da şu, şimdi bir bilgisayar mühendisi bir mezun, şu anda Ankara'da en büyük alışveriş merkezinde kiralama müdürü. Yani bilgisayar mühendisi bölümünden mezun olan bir çocuğun kiralama müdürü olması mümkün değil. Bu nasıl bir şey? Yani bilgisayar mühendisi, yazılım ya da donanım mühendisi bambaşka bir şey. Kiracı ile ilişkiler, sözleşme tasarımı, kira tespiti ve ticari gayrimenkule kiralama bambaşka bir şey. Bu nasıl bir iş? İnsan kaynağını yerine uygun kullanmak zorundayız. Ehil olanı, profesyonel olanı ön plana çıkartmak zorundayız. Bu bence hem çalışana hem de çalıştıran açısından çok uygun bir seçim değil. Sevgili hocam, Nasip Hanım hatırlar mısınız? Yani program öncesinde yatırımlarda öncelikle evet, bir değerlendirme konusunu konuşmuştuk. Benim hocam da ondan aslında bahsediyor. Evet. Değerlendirme yapıldıktan sonra yatırımların da yapılması ve tesis yöneticilerinin de yani ne şekilde olması gerektiğiyle beraber. Doğru. Sevgili hocam, aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum buradan. Çalışmasını evet yürüttüğümüz, şimdi konuştuğumuz hususların sürprizlerini yavaş yavaş siz vermeye başladınız bu programda. Evet. Şimdi efendim tabii sürprizler için mutlaka bir işbirliği anlaşmamız var derneğinizle, federasyonunuzla. Diğer kuruluşlarda da işbirliği anlaşmamız olan kuruluşlar var. Evet. Burada şunu söylemek lazım ki Türkiye'nin mutlaka uluslararası düzeyde kabul edilebilen sertifika programlarına ihtiyacı var. Türkiye'de mutlaka tesis yönetim şirketlerinin bir ranking yapılması, bir derecelenmesine ihtiyaç var. Çalışanların mutlaka mesleki yeterlilik konularının uluslararası standartlara uygun çözümlenmesi var. Çünkü şöyle bir olay var. Türkiye'de çok nitelikli insan var. Çok iş arayan beyaz yakalı var. Bunları belki kısa bir eğitim programı ile birlikte ne yapabiliriz? İş gücü ihracı yapabiliriz. Hizmet ihracı kapsamında bunları değerlendirebiliriz. Türkiye'deki bu know-how'u komşu ülkelere, nitekim şu anda Türk şirketlerin Rusya'ya açtığı gibi diğer komşu ülkeler açabiliriz. Bu gerçekten çok büyük potansiyelimiz olan bir şey. Hizmet ihracı yapan kuruluşlarla, hizmet ihracatı yapan kuruluşlarla işbirliği içinde, mesleki yeterlilik ve diğer kuruluşlarla işbirliği içerisinde hakikaten önemli işler başarılabilir. Ama bir defa sektörün dernekleri, sivil aktörleri, önde gelenler, liderlerinin akademiyle, üniversiteyle işbirliği içinde olmasına ihtiyaç var. Burada tabii hani işbirliği yapılacak üniversitede aramaya da çok fazla gerek yok. Bu iş Türkiye'de tesis yönetimi konuşulunca biliyorsunuz gidilecek olan yerin Ankara Üniversitesi olduğunu herhalde söylememe gerek olması gerekiyor. Onu söyleyecektim hocam. Ben yine sözünüzü kesmek zorundayım. Onu söyleyecektim. Yeşim hocamla da biraz sonraki Skype bağlantısındaki Yeşim hocamla da işte Ankara Üniversitesi sektöre nasıl öğrenciler, danışmanlar, yöneticiler yetiştiriyor bunu konuşacağız. Harun hocamdan sonra biz bunu konuşacağız. Evet. Bunu da buradan izleyicilerimize belirtelim. Programımız devam ediyor yani. Önemli evet hocam, konular var. Önemli buyurunuz konular efendim. Var.
Peki, şimdi şu kaldığımız yerden birkaç cümleyle de bu konuyu da toparlayalım isterseniz. Sektörde çalışanlar çok ileri derecede, kapsamlı, çok yönlü, sürekli bir eğitime ihtiyacı olduğu ortada. Ve böyle bir eğitim sistemini mutlaka bütün Türkiye'deki, illerdeki veya ulusal düzeyde hizmet sunan şirketlerin çalışanlarına sunmak gerekir. Yani bir teknik personelin, idari personelin, yönetim personelin, hatta şirketlerin yöneticilerinin her kademede eğitime ihtiyacı olduğu aşikar. Çünkü burada hizmet kalitesini yükseltmek için çok ciddi sorunlar asgari düzeye çekebilmek için, özellikle toplu yapılarda yönetime ilişkin yaşanan sorunların asgari düzeye çekilmesi için şiddetli bir eğitime ihtiyaç var. Basit bir örnek vereyim. Bugün herkesin tartıştığı konu aidat, değil mi? Aidat ne demek? Biz her yılın Ocak ayında toplu yapı yönetimi olarak bir yönetim projesi yapmamız lazım. Bir işletme projesi yapmamız lazım. Yapılan işletme projelerine bakıyorum. İşletme projesi Nisan ayı gelince yeterli olmuyor. Hemen avans toplamaya başlıyoruz. Demek ki bizim elimizde know-how yeterli değil veya gerçekten öngörülebilir bir bütçe yapmıyoruz. Niçin 4 ay geçtiği zaman avans toplamaya başlıyoruz? Bizim bu işletme projesinde acaba isabetli bir tahmin yapamadık mı? Şirketlerin çoğuna baktığımız zaman buralarda mutlaka eksiklerin olduğunu görüyoruz. Veya ticari gayrimenkul tarafında örneğin kira parası, sabit kira artı cirodan pay. Ciro denetimini nasıl yapacaksınız? Bunu sevgili hocam, zamanla, dediğim gibi, zamanla yarıştığımız için aynı zamanda bir sonraki programımızda sizlerle bu ciro yönetimi nasıl yapılmasını tartışalım. Bunu konuşalım bence. Hepsini bir anlaya sığdırmayalım diyorum hocam. Teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun hocam. Teşekkür hocamla devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Harun Tanrı Vermiş bizimle birlikteydi ve şimdiki konuğumuz avukat hanımefendi bizimle birlikte olacak. Emel Özbek tüm zarafetiyle ama en önemlisi bilgileriyle karşınızda. İşte önemli konular ve şahane bir konuk dedim ya sizlere. Efendim Emel Özbek bizimle birlikte, avukat konuğumuz. Boşanmaları konuşacağız. Konumuz çok sevimli değil ama hayatın gerçeği. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. İyiyiz değil mi? İyiyiz. Her şey yolunda. Evet, değil mi başkanım? Evet, çok, peki çok şimdi size dönelim. Boşanmalar neden arttı? Benim tezim pandemi. Ama acaba sizin özellikle de tabii ki müvekkillerinizden bildiğiniz kadarıyla ne oldu da boşanmalar bu kadar ayyuka çıktı, bu kadar fazlalaştı? Pandemi aslında bizim bahanemiz oldu. Sosyal ve ekonomik güvensizlik arttı. Teknoloji hayatımıza girip yaşamımızı kolaylaştırdı ama bununla birlikte teknolojiyle beraberinde getiren internet ve akabindeki sosyal medya bizim evliliklerimizi olumsuz etkilemeye başladı. Hatta evlenmelere sebep oldu. Ondan sonra da boşanmalara sebep oldu. Sosyal medya yanlış kullanımı. Şimdi bu son zamanlarda eskiden biz hep boşanma davaları için bize müvekkiller geldiği zaman neden boşanmak istiyorsun dediğimizde işte kayınvalidemle sorunum var, baldızımla görümcemle sorunum var derlerdi. Hep aileler arası, artık iki kişiden ziyade aileler arası sorunları karşımıza çıkardı. Şimdi sorduğumuz zaman sosyal medyada çok arkadaşı var. Hep evde elinde telefonla geziyor. İşte bilgisayarla oynuyor, odadan dışarıya çıkmıyor. Sürekli bir sosyal medya duyarı olduk. İnsanların da aslında gerçekte yaşamak istediği hayatı var olmayan ama herkese kabullendirmeye çalıştığı ve kendi istediği hayatı orada yaşamaya mecburmuş gibi göstermesi ikili ilişkilerimizde yok etti, yıprattı, eşler arasında iletişimi azalttı ve insanlar birbirine tahammülü de kalmadığı için ekonomik güçlükler de bunu pekiştirince sonu boşanmaya varıyor. Maalesef. Şimdi sosyal medya deyip devam ediyoruz ama ne kadar etkisi olduğunda siz avukatlardan bunları öğreniyoruz. Tabii. Sağ olun, iyi de anlatıyorsunuz. Peki boşandıktan sonra şimdi sosyal medyada önce tanıştılar, evlendiler. Sonra sosyal medyada çok arkadaşım var diye boşandılar. Bundan sonra da nafaka devreye girdi. En çok merak edilen şey herhalde, evet, boşanmalarda nafaka. Nafaka.
Evet, onu şunu da belirteyim. Aslında çok arkadaşınız var diye bu boşanma ya da bir güven sersizci hareket olmaz. Burada önemli olan sizin sosyal medyadaki kişilerle olan iletişiminiz, hal ve tavırlarınız, yazışmalarınız. Yoksa orada sizin Instagram'da çok takipçiniz var ya da Facebook'ta çok arkadaşınız var. Oradaki arkadaş sayısı sizin boşanmak için haklı bir nedeniniz değil. Oradaki içerik, kişilerle kişilerle olan yazışmalarınız boşanmaya sebep olabilir ya da sosyal medyada geçirdiğiniz çok fazla vakit. Bununla birlikte şimdi nafaka. Genellikle kadınlar boşanırken eğer ekonomik özgürlüğü de yoksa boşanmaktan neden çekinir? Korkar demiyorum, çekinir. Çünkü çalışmıyorum da acaba hayatımı nasıl devam ettireceğim diye düşünür. Çünkü nafaka miktarları bizim aslında televizyonlarda ünlülerin ya da böyle sanatçıların boşandığı şekliyle olmuyor her zaman. Kişilerin gelirlerine göre belirleniyor. Aynı maddi manevi tazminatlarda olduğu gibi. Bir tarafı fakirleştirmiyor, bir tarafı da zenginleştirmiyor. Tarafların gelir durumlarına bakıyor. Yani siz çocuğunuz evlilik birliği içerisinde eğer çocuğunuz varsa koleje mi gönderiyorsunuz? Özel dersler mi aldırıyorsunuz? Tatillere yurt dışına mı gidiyorsunuz? Geliriniz çok mu iyi? Araçlarınız ne marka? Oturduğunuz yer, yaşantınız, sosyal faaliyetleriniz, bütün bunların hepsi birlikte değerlendirilerek nafaka belirleniyor. Şimdi asgari ücretli birisinden alınacak nafakayla şirketi olan yanında 60-70 kişinin çalıştığı birisinden ayrılığında alınacak nafaka elbette ki aynı olmayacaktır. O yüzden nafakalar kişilerin yaşam tarzları, iş durumları, gelir durumları hepsi bir bütün olarak değerlendirilerek veriliyor. Peki boşandıktan sonra aldatıldığını öğrenen kişi nafaka alabilir mi? Şayet feragat etmediyse, şimdi bir anlaşmalı boşanma vardır, bir de çekişmeli boşanma var. Eğer ben davamın içerisinde nafaka talep etmemişsem, anlaşmalı boşanmada da feragat etmemişsem, sonrasında aldatılmak ya da başka bir sebep, nafakanızı talep edebilirsiniz. Zaten sözleşmeli yapılanlarda galiba maddeleri imza attığınız için bir sonrakinde çocuk dışındakilere çok fazla itiraz etme hakkınız yok. Tabii, zaten orada bitiyor, tabii. Orada şey? Artık sözleşme kurulmuş oluyor ve taraflar onu uygulamakla peki mükemmel. Madem çocuktan bahsettik, velayeti sorayım mı? Şimdi tabii bizde ki şöyle bir şey var. Hani velayet anneye verilir. Bu doğru mudur? Neye göre belirlenir? Kanunda her zaman söyleyeyim. Anne ya da baba, kadın ya da erkek şeklinde bir ayrım yok. Yani cinsiyetçi bir yaklaşım yok. Burada önemli olan hatta nafakayı erkekler de alabilir Yahya Bey. Yani çalışmıyorsunuzdur, eşinizin durumu çok iyidir, o halde talep ettiğiniz zaman siz de nafaka alabilirsiniz. Aynı şekilde tazminat da böyledir. Mantık evliliği mi deniliyor hocam ona bundan sonra? Mantık evlenen tabii. Varlıklı olan kadın için eğer mantıklı bir durumsa bu, işsiz bir erkekle evlenmek bilerek sayılır zaman mantık evliliği olabilir. Evet. Ay bir şey söyleyeyim, bu ikili ilişkiler o kadar hakikaten çetrefil ki ne deseniz hani bir yerden bir yere dokunmamak için çok yorum yapmak istemiyorum. Evet işte yani sorularımızı böyle tartarak soruyoruz. Ay valla en zor avukatların işi. Evet. Yani çok şey görüyorsunuz siz. Onun içinde muhtemelen hayatım, siz çok pozitifsiniz avukat olarak. Genelde avukatlar daha böyle asık yüzlü, çok herhalde dava görmekten ya da çok negatif şey görmekten. Siz mesela şahane bir hanımefendi. Teşekkür ederim. Şimdi evlenmek için, mutlu olmak için evleniyorsanız ve düğün salonuna gidiyorsanız yeniden mutlu olmak için boşanır, o zaman da mahkeme salonuna gidersiniz. Bir daha düğüne gider miyiz aynı insanla? Bu arada ikinci neden evlilikler olmasın? Çok fazla yok mu bu neden, ara? Neden olmasın? hatalarını düzelttiğini, birbirlerini daha sonradan o ara verdikleri dönemde tanıdıklarına inanan insanların çok şahit olduk böyle durumlara. Evet, yeniden bir de evlendiklerine. Böyle bir moda var. Yine aynı insanla ikinci, üçüncüyü duydum. Bu kimdi o kardeş yanların şeyi? Kardeşim bir şeye üçüncüyü evlendi. Aynı adam. Çok iyi değil mi? Yine boşanırlar muhtemelen. Peki velayet kimde kalacak? Velayet değerlendirilirken çocuğun üstün yararına bakılır. Yani bu çocuğu kim en iyi okutur, büyütür, ahlaken kim daha iyi bakar? Vatana, millete, insan olarak kim bunu daha iyi bir evlat haline getirebilir? Ona bakarlar. Yani çocuk kızmış, erkekmiş. Bunun hiçbir önemi yok. Hani halk arasında derler ya, kız çocuk anneye, erkek çocuk babaya. Ya da işte erkek boşanırken çocukları alacağım senden der ya. Aslında o tehditlerin hiçbirisinden korkmanıza gerek yok. Önemli olan çünkü çocuğun üstün yarardır ve buna göre bir değerlendirme yapılır. Cinsiyet de önemli değil. Artık ortak velayet
diye bir şey var. Hala var mı? Ortak velayet uygulamada var sadece. Kanunda ortak velayet yok. He. Ama onun da bir takım zorlukları var. Şimdi velayet kimdeyse çocuğun sonuçta belli bir yaşam alanı orada oluşturuluyor. Mutlaka. Ve görüş günlerine göre, kişisel ilişki günlerine göre de velayeti kendisine verilmeyen tarafla iletişim kurması sağlanıyor. Yani istediği şimdi, her gün ben diyorum ki anne her gün görebilir babayı. Evet. Görebilir değil mi? Yani tabii ki görebilir. Hatta ne kadar güzel olur bu. Mahkeme kararı göstermek zorunda olduğu günlerdir aslında. Onun üstüne istediği kadar evet, koyabilir. Çocuk burada da çok önemli bir noktaya değiniyorsunuz. Aslında boşanırken çocukları gösterip göstermemekle birer tehdit unsuru olarak kullanmamak bir gerekiyor. De o çocuk ikinizin yani ne annenin ne babanın. Evet ona bir eşya. %50 eğer şeyse yani bu kadar koyacaksınız evet, ortaya. Ona bir eşya muamelesi yapmamak lazım. Onun bir birey olduğunu, onun anne sevgisine de, baba sevgisine de, ilgisine muhtaç olduğunu, yetişirken ikisinin de çok önemli olduğunu bilerek hareket etmek lazım. Valla bu işler sıkıntılı işler. Allah kimsenin başına evet. vermesin. Tabii ki yine söylüyorum. Biz sorularımızı sorarken bile evet, ister ya, istemez karşı tarafta. Bir de programsal anlamda yaptığımız için insanları böyle her taraftan şimdi soru yağmuru geliyor tabii ki bununla ya, ilgili. Evet, evet, ne söyleyeceğimiz Allah size de yardım etsin. Yani amin. Ya siz avukatlara gerçekten evet. ama gerçekten anlamak, dinlemek ve onun kararını vererek de onu savunabilmek de çok bence zor, önemli. Zor bir de hani bir sürü de etik değer etik var bunun var. Evet. çevresinde. Bir şey sorabilir miyim tabii sizden ki. İzin isteyip? Şimdi hep biz aslında alacağımız paraları düşünüyoruz ya işte bu tazminat olabilir ya da işte maalesef nafaka olabilir. Ama bunun için boşanmayı beklemek lazım mı? Bir tedbir nafakası var. Bu hı hı. neye göre belirleniyor ve belirlenebilir mi hemen? Çok güzel sordunuz. Eşimden boşanmak istemiyorum. Ayrı bir hayat kurmaya hazır değilim. Hı. Kendimce sebeplerim var. Hı. Haklı da sebeplerim var. Eşim evime bakmıyor, ilgilenmiyor. Belki de hayatına başka birisi girdi. Sürekli onunla ilgileniyor ve geçimimizi sağlayacak parayı da onunla harcıyor. Böyle bir durumda dava açarak kendimize nafaka tayin edilmesini isteyebiliriz. Ve boşanmamıza gerek yok. Hmm. Çocuklarım için de isteyebilirim. Yine boşanmama gerek yok. Hani hep bizde derler ya evet, nikahımı evet. vermeyeceğim sana. Nikahımı vermeyeceğim. Sürüm sürüm süründüreceğim. Ya bazen de yani nikahınızı vermeden de nafakanızı alabilirsiniz. Hayır. Ben orada tek erkek olarak bakıyorum da sağlı sollu üzerime doğru gelmeye başlamışsınız. Ama ben bunun altından kalkarım ya biliyorsunuz. Ya bazen şöyle şeyler duyuyorum ben işte mesela gelin vermiyor nikahı ama kayınvalide de diyor ki aman sakın boşanma oğlumdan. Sevgili hocam bakın nafakalar vesaire derken de bir de biz örf adetimize yitirmişiz. Evet. Birincisi bu. Benim düşüncem. İkincisi evet. sadece nafaka almak için de çocuk dünyaya getiren ve o çocuğa da yazık eden insanlar da var. Bunları da tartışmamız Ay, lazım. Ben hiç bu gözle bakmadım. Sadece doğru. nafaka almak için diye. Neden bunlar evleniyoruz? Tabii ki, evet, neden evleniyoruz? Önce neden bir, evlendiğimizi bence bilmemiz bazen gerekiyor. Bazen bu bir görev gibi olmaya başladı. Nasıl okul bitti, üniversite bitti. Üniversite bittikten sonra iş buldun. Ondan sonra evlenmiyor musun? Evlendin. Çocuk yapmıyor musun? Bir tane yaptın. İkinci yok mu? Kardeşsiz olmaz. İkinciyi yaparsın. Aman kızım aman oğlum sorun yok değil mi? Biraz mutsuz gördüm seni. Çevrenizdeki insanları mutlu etmeniz mümkün değil. Çünkü onların size soracağı sorular hiçbir zaman bitmeyecek. O yüzden başkalarının aklıyla ve başkaları ne der diye yaşadığınız sürece yanlış seçimler yapabilirsiniz. Kendi istediğiniz seçimi Hı-hı. değil başkalarının seçimleriyle evlenmiş olursunuz. Evet. Böyle bir durumda da zaten üniversite sınavında puanım nereye yeterse orayı kazandım der gibi görevimi Çok yerine güzel. Getireyim diye Harika. Karşınıza çıkan bir insanla evlenirseniz bunun sonunun boşanma olduğunda da şaşırmamak lazım. Ya da sadece yaşım geldi ben bir çocuk yapayım Hı-hı. bana arkadaş olur derseniz aslında farkında olmadan o çocuğa da yazık etmiş olursunuz. Babasız Herkesi. Büyütmek de hiç evet. kolay değil ya da annesi tabii, olmadan büyütmek. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sizi Skype'tan sonra yani Ankara bağlı. Bugün hep Ankara'dayız, başkentteyiz değil evet, mi? Şimdi siz başkenti de Ankara'dayız. Tekrar, Ankara. Evet, bu tekrar arada onu da söyleyelim aslında Emel Hanım da bugün yüz yüze geldik. Çok da iyi oldu. İstanbul'a bizim için geldi. Eşiyle birlikte, hocamızla birlikte. Onun çok için de çok iyi oldu. Yani. İyi ki geldiniz. Kızınıza da bayıldım Arca Duru'ya. Çok o da size tatlı. Bayıldı. Değil mi? Ben de ona bayıldım. Her şey karşılıklı ben söylüyorum. Biraz alabilir miyim ben? Velayetini alabilir miyim? Geçici velayet. Geçici velayet. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür Rica ediyoruz. Ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok Ayaklarınıza sağlık. İyi Çok ki sağ geldiniz efendim. Şimdi
Yeşim Tanrı vermiş bizimle birlikte olacak. Ankara'ya gideceğiz ama Skype balans. Siz oturun lütfen. Güzel yüzünüzü göreyim bütün program boyunca. Ve tabii ki Yeşim Hanım'ın da yüzünü göreyim şu anda karşımızda. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler de çok iyi görünüyorsunuz. Ben süperim. İşin gerçek sahibi Yahya Sağar Başkan yanımda, biliyorsunuz zaten. Evet, bu programın. Evet, çok iyi tanıyorum. Yahya Bey de çok iyi görünüyor. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Hoş buldum, çok teşekkürler. Bu yayında görmek bize mutluluk verdi. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok teşekkür ederim, çok incesiniz. Sevgili hocam, emeklerinizin ne olduğunu ben biliyorum. Çok uzun saatlere kadar da derste bitip de ama siz ders verdiğinizi de çok ama çok iyi biliyorum. Bununla ilgili de sadece şunu söylemek istiyorum. İlk soruma da böyle başlamak istiyorum. Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Geliştirme ve Yönetim Bölümü eğitimi hakkında biraz bilgi verir misiniz? Bölümünüz neyle ilgili eğitim veriyor? Ne için seçmeliler öğrencilerimiz? Üniversitenizi, bununla ilgili biraz bilgi istiyorum. Teşekkür ederim. Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi Bölümü, sizin de dediğiniz gibi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin adı altında eğitim veriyor. Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Ankara Üniversitesi'nin 16. fakültesi. 2014 yılında kuruldu. Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi Bölümü de 2016 yılında ilk öğrencilerini aldı ve bugün 13 Haziran'da da 3. mezunlarımızı vereceğiz. Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi Bölümü'nü her ne kadar 2016 yılında ilk öğrencilerini almış gibi gözüksek de ana bilim dalı olarak yüksek lisans doktora programlarında biz 2007 yılından beri varız ve oldukça iddialıyız. Çünkü uluslararası akreditasyonu olan bir yüksek lisans programımız var ki biraz sonra da belki bahsedeceğim, lisans programımızda bu akreditasyonu artık aldım. Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi Anabilim Bölümü, gayrimenkul ve varlık değerleme, gayrimenkul finansmanı, proje yönetimi, arazi geliştirme ve proje yönetimi, gayrimenkul ve varlık ekonomisi ve tesis yönetimi ile ilgili bilim dallarını içinde barındırıyor. Dolayısıyla oldukça geniş kapsamda uzman yetiştirdiğini, yani ihtiyacı karşıladığını, uzman ihtiyacını karşıladığını söylememiz mümkün. Bu bölümde şunu söylemek lazım. En önemli özelliği, evet, çok genç bir kadrosu var. Aynı zamanda da deneyimli bir kadrosu var. Uygulamadaki tecrübesini akademik hayata yansıtan hocalarımız var. Çok istekli araştırma görevlilerimiz var. Onlar ileride çok iyi akademisyen olacaklar. Bu bölümde dolayısıyla yüksek lisanslarını ve doktoralarını da ana bilim dalını da tamamlayıp bu bölümde çalışıyorlar. Burada biraz önce söyledim. Bu bölümün, Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi bölümünün en önemli özelliği RICS tarafından, yani lisanslı değerleme uzmanları Kraliyet Kurumu ve İFMA, Uluslararası Tesis Yönetimi Derneği tarafından, yani bu iki akreditasyonu almış tek Türkiye'deki akademik kurum olma özelliğine sahip. Bu açıdan da oldukça önemli bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Biraz önce sordunuz, neden Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi bölümüne gelsin insanlar, neden tercih etsinler? Bu akreditasyon çok önemli çünkü mezunlarımız 180 ülkede RICS tarafından akredite edildiğimiz için başkaca diplomaya ihtiyaç bulunmaksızın. 180 ülke, bakın, evet, özür dilerim hocam. Evet, çalışabiliyorlar. 180 dolayısıyla ülke. Bu çok önemli. İFMA tarafından akredite edilmiş olması aslında diyor ki İFMA, yani bu programdaki bir tesis yönetimi eğitim programıdır diyor bizi akredite ederek. Bu açıdan da tesis yönetimi ile ilgili uzmanları yetiştirdiğimizi de çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu akreditasyon önemli. Bunun için gelecekler. Evet, uygulamayla teori bir arada öğreniyorlar dedik. Bu yüzden de gelecekler. Birçok bölümde, birçok üniversitede olduğu gibi Erasmus olanakları bizde de var. Bunun için de gelecekler. Ama iddialı olduğumuzu söylediğimiz bir staj ki biz ona işbaşı eğitimi diyoruz. Bu programın en önemli özelliklerinden biri. Biz 50 iş günü 2. ve 3. sınıfın sonunda öğrencilerimizi işbaşı eğitimine gönderiyoruz. Protokol yaptığımız kurumlar var, kamu ve özelde. Alanında en iyi kurumlara gönderiyoruz öğrencilerimizi. Biri kamu, diğeri özel sektör olmak üzere iki stajını tamamlıyor öğrencilerimiz. Giderlerken biraz söyleniyorlar.
50 gün çok yoğun diyorlar belki ama sonrasına baktığınızda mezun olduklarında geri dönüşlerde teknik bir sorun var. Şimdi düzeldi sanıyorum. Staj yaptıkları yerde istihdam ediliyorlar. Sevgili hocam, ben buradan şunu da yine öz eleştiri yapacağım. Tabii. Ve buradan bütün tesis yönetim sektöründeki firmaları yine söyleyeceğim. Yani söylemeden geçemiyorum. Başkan bana da durmaz. Bana da sivri dilli diyorlar bu yüzden. Bizler tesis yönetim sektöründeki firmalar ve burada hizmet verenler personel bulamıyoruz, personel bulamıyoruz, kalifiye personel bulamıyorsunuz diyoruz. Ama öbür tarafta bir üniversite var ve bu üniversite Ankara Üniversitesi Gayrimenkul İletişime ve Yönetim Bölümü. Bu dalda bizler hocalarım öğrenci okutarak yetiştirmeye çalışıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışıyoruz ama ya öğrencilerimize sahip çıkalım ya. Öğrencilerimize sahip çıkalım. Öğrencilerimize nasıl sahip çıkalım? Çok 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 zor değil. Staj döneminde staj konusunda yardımcı olalım. Türkiye'nin her yerinde tesis yönetim firmaları var. Ve buna bağlı olarak da ben buradan tekrar tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Lütfen öğrencilerimize sahip çıkalım. Ondan sonra da aman personel bulamıyoruz, aman bilmem ne bulamıyoruz demeyin. İşte buyurun. Her şey hazır. Kesinlikle yetişmiş, bu alanda yetişmiş, en iyi şekilde yetişmiş uzmanlar bizim mezunlarımız oluyor. Bu konuda mütevazi olmaya gerek yok. Evet. Bu staj konusu dışında bir şey daha bölümün olanaklarından bahsederken söylemek isterim. Burs olanaklarımız dekan hocanın önderliğinde tamamen gönüllülük esasına dayalı. Öğretim üyelerimizin her ay maaşından karınca kararınca verdiği rakamlarla oluşturulan, sonra öğrencilerimizin, paydaşlarımızın destek olduğu burs hesabımız var. Burs olanaklarımız var. Burada öğrencilerimize bizim bölümü birincilikle seçen, dereceyle giren öğrencilere, gazi şehit yakınlarına, aynı zamanda en son vefat eden bir öğrencimiz adına da bir burs fonu oluşturduk. Gerçekten ihtiyacı olduğunu kanıtlayan öğrencilerimize karşılıksız burs veriyoruz. Bu da bir devlet üniversitesinde aslında bence oldukça dikkat çekici. Birçok özel üniversitede bile bu burs olanağını bu şekilde bulamıyorsunuz. Burs verenlerden de buradan Allah razı olsun sevgili hocam. Evet, Allah razı olsun. Gerçekten çok teşekkür ederiz burada sizin etkilerinize. Sevgili hocam, şimdi reklama gideceğiz. Reklama gittikten sonra az önce biraz konuşmamız gerekiyor. Konuşalım tamam. Biraz. İçeriden haber geldi yine. Tamam. Bundan sonra reklama gideceğiz. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Sevgili hocam, şimdi bir de şöyle bir durum var. Bildiğim kadarıyla 3. dönem mezunlarını verecek üniversitemiz. Evet. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Bölümü olarak. Evet. Ve bu mezuniyet töreninde 13 Haziran'da. Kısa evet. Bununla ilgili de bir bilgi verebilir miyiz hocam? Kaç öğrenci mezun vereceğiz bu sene? Biz 60 öğrenci mezun vermeyi bekliyoruz bu dönem. Ama bununla ilgili şunu söylemek isterim. Biz bir mezun takip sistemimiz var. Yani mezunlarımızı takip ediyoruz. 60 öğrenci. Evet, mezunlarımızı takip ediyoruz. Yani bunlar 3. mezunlarımız. Şu ana kadarki mezunlarımızın da yaklaşık %80'i istihdam edildi. Nerede istihdam ediyorlar, ne yapıyorlar, bunların hepsini sıkı takipteyiz. Çünkü bu alanda ciddi anlamda açık var. Bize de öyle biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi birçok yerden aslında hocam buraya yetişmiş eleman ihtiyacımız var deyip geri dönüyorlar. Biz de öğrencilerimizin istihdamı konusunda çalışıyoruz. Nerede çalışabilirler onu da anlatmak hocam, isterim. Reklama gidelim. Reklamdan sonra mı? Peki. Hocam reklama gidelim. Reklamdan tamam. Sonra devam edeceğiz. Tamam. Ve reklamlardan sonra yeniden birlikteyiz efendim. Doçent Doktor Yeşim Tanrı vermiş bizimle birlikte. Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı kendisi. Tam titrini de okumak istedim. Hocam tekrar. Çok teşekkürler. Buyurunuz efendim. Evet hocam. Ben en son mezunlarımız nerede istihdam olanağına sahipler onu izninizle açıklamak isterim kısaca.
Bizim mezunlarımız kamuda ve özel sektörde birçok yerde çalışabilirler. Gayrimenkul yönetimi firmaları, gayrimenkul değerleme firmaları, gayrimenkul şirketleri, proje birimleri, belediyeler yani yerel yönetimlerde, bankalarda, diğer finansal kurumlarda, Türk Kızılay gibi kamu kurumlarının gayrimenkul geliştirme yönetimi departmanlarında kendi ofislerini açabilirler. Çok değerleme uzmanı olarak konut değerleme uzmanı, lisanslı değerleme uzmanı, varlık değerleme uzmanı olarak kendi iş yerlerinde çalışabilirler. TOKİ'de çalışabilirler. Birçok yerde gayrimenkul yatırım ortaklıklarında, tesis yönetimi firmalarında çalışabilirler. Son mevzuatta yapılan düzenlemelerle kamulaştırma, bilirkişilik, imar, vergileme, şehircilik gibi alanlarda öğrencilerimiz, mezunlarımız tanımlı. Dolayısıyla buralarda bilirkişilik yapabilirler ve en son yenilik Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde uzman yardımcısı, uzman ve denetmen olarak iş sahibi olabilirler. Yetmedi mi? Türkiye'de çalışmayacağım, yurt dışında mı çalışacağım diyecekler. Afrika ülkelerinde çok açık var. Yine bizim yetiştirdiğimiz öğrencilere, Orta Asya'daki gitmelerinde fayda var. Her yere öğrenci gönderebiliriz, mezunlarımız. İddialılar, bunu söylemek istiyorum. Süper, çok süper teşekkür hocam. Ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Görüşmek üzere, saygılar. Görüşmek üzere, sağ olun. Hoşçakalın. Evet. Ankara'ya selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir kez daha başkan, bugün bir şeyler eklemek ister misiniz? Hayır, eklemek istemiyorum. Arada bir es verdik zaten. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum. Güzel bir programdı. Ağzınıza sağlık. Konuklarımızın ağzına sağlık. Bağlanan hocalarımızın ağzına sağlık. İyi hafta sonları. Kendinize iyi bakın. Ben de kendi adıma sizlere şahane bir hafta sonu diliyorum efendim. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.